Geçtiğimiz günlerde Poppy Playtime 1. bölüm için inanılmaz bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile oyuna bir limon eklendi. Evet, yanlış duymadınız, bir limon. Hem de bu limonun sesi, ölüm mesajı var. Aynı zamanda yeni duvar yazıları eklendi ve bu yazılarda Elliot Ludwig ve Poppy ile ilgili çok önemli şeyler anlatılıyor. Hem de duvarda bir resim çizilmiş. Bu resim acaba 3. bölümdeki yeni karakterlerden birini mi ifade ediyor? Tabii ki hepsi bu kadar değil, çok daha fazlası var ve hepsini size bu videoda göstereceğim. Poppy Playtime videolarının devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Like atıp kanala abone olmak sizin için tamamen ücretsiz ama bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Oyuna başladık. İlk oyuna başladığımızda böyle bir kaset bizi karşılıyordu. Poppy Playtime isimli, Poppy isimli oyuncağın tanıtım videosu bu aslında. Reklam videosu. Böyle bir arkadaş görüyorduk. Burayı geçiyorum bu arada. Ama burayı geçmeden şunu söyleyeyim. Bu arkadaşı Elliot Ludwig diye yorumlamıştık. Sonra 3. bölümün fragmanı geldi. 3. bölüm fragmanında Elliot Ludwig konuşuyor ama buradaki konuşanın sesinden farklı. O yüzden bu belki de Elliot Ludwig değil diye sonrasında teoride bulunmuştuk. Şu an bilmiyoruz yani. Bu Elliot Ludwig diye biliniyordu ama sonradan değişti arkadaşlar. Bu arada size göstereceğim gizemler sadece işte bir limon var. Duvara yazılar eklenmiş, çok büyük gizemler var. Bunları göstereceğim ama bundan önce, bunun dışında da daha doğrusu mesela o neydi ya? Bunun dışında mesela Hagiwagi'nin yere düştüğü sahne vardı. Yere düştüğü zaman nereye doğru düşüyor? Bunları falan da oyunu hackleyerek göstereceğim. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Mesela şimdi şurada bu yerin altında hemen bir şey var. Oyunu hackleyip bunların hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Çok şaşıracağınız şeyler olacak. Sarı, kırmızı, bakın. Şurada bir bölüm göstermek istiyorum size. Şimdi tam şu bron posterinin oraya doğru gelelim. Ve burada yerin altına gireceğiz. Şöyle freecam moduna aldım. Bakın. Şurada arkadaşlar tam alta doğru indiğimiz zaman, oyunu hackleyip indiğimizde burada 4 tane poster var. Çok enteresan. Bu daha önceden de vardı galiba. Bu yeni güncellemeyle eklenmemiş ama bakın burada bir insan olduğunu görebiliyoruz. Kulağı ve saçı falan görünüyor. Ve üzeri çizilmiş durumda. Bunlar belki de Playtime Co.'nun eski çalışanları ve bu Hagiwagi ile kovalamaca sahnesinde havalandırmanın içerisinde yazılar eklendi dedim ya. Oradaki yazılar da farklı renklerde. Belki de bu çalışanlar o yazıları eklemiş. Şimdi birazdan o yazılara da bakacağız zaten. Hemen buradan devam edelim. Burada değişen herhangi bir şey yok. Sadece şuradaki şeyi de takalım. Kasetlere ben baktım arkadaşlar. Kasetlerde değişen bir şey yok. Burada sadece özetleyeyim. Eğer daha önceden bilmeyen varsa. Late Pierre hem geliştirme hem de güvenlik biriminin başındaki Elliot Ludwig ile birlikte Playtime Co.'nun kurucularından birisi ve bu kasette de hani buradan geçiyorsan geri dön, buranın güvenlik sistemleri çok iyidir, yazık olur sana diye ufak bir tehditte bulunuyor aslında. Burada mavi kaseti takıyoruz. Burada ufak bir değişiklik var. Daha önce yoktu sanırım. Sağ alt tarafta gördüğünüz gibi E tuşuna basarak bunu geçebiliyoruz. Bu kaset sadece çünkü el nasıl kullanılır bunu anlatıyor. Zaten biliyorsanız tekrar dinlemeyin diye öyle bir ekran eklemişler. Çok güzel olmuş. Buralarda başka bir değişiklik yok arkadaşlar. Ben zaten dediğim gibi hepsini not aldım. Bak bu arada yazı ileriye doğru yaklaştıkça büyüyor, uzaklaştıkça küçülüyor. Onu da güzel yapmışlar. Hemen şuradan devam edelim ve esas şimdi Hagiwagi'nin olduğu bölümde çok enteresan şeyler göstereceğim size. İşte Hagiwagi. Tabii ki oyunun grafikleri değiştirildi. İşte daha optimizasyonla biraz daha hızlandırılmış ve farklı diller falan eklenmiş. Türkçe maalesef yok bu arada. Şimdi Hagiwagi'ye yakından baktığımız zaman titrediğini görüyorduk ama şimdi Freecam'le bir yakından bakalım. Şu anda Freecam moduna geçtim arkadaşlar. Bakın şöyle yakından baktığımız zaman, bakın dikkatlice bakın, Hagiwagi'nin tüylerinin oynadığını ve Hagiwagi'nin aslında hareket ettiğini görebiliyoruz. Yani Hagiwagi'nin burada bir heykel taklidi yaptığını görebiliyoruz. Şöyle içine girelim. İçi nasıl diye merak ediyor olabilirsiniz. İçi boş gibi, tabii ki içini çok fazla yapmıyorlar arkadaşlar ama böyle bir görüntüsü var. Şurada yansıyan da bu arada yer, yani şurası yansıyor gözünden. İçinde başka bir şey var mı diye çok fazla şey vardı, teori vardı. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu salon aslında buraya yansıyor diyebiliriz. Ve burada bir şey daha göstermek istiyorum size. Bakın burada küçük Hagiwagi oyuncakları var ya. Bu Hagiwagi oyuncaklarına da şöyle yakından bakın. Görüyor musunuz? Bunun da yine tüyleri hareket ediyor ve ben bunların tüyleri güncellemeden önce sanki hareket etmiyordu diye düşünüyorum. Yani çok emin değilim. Eğer bildiğiniz bir şey varsa siz de yorum kısmına yazın ama sanki bu yeni eklenmiş. Hemen devam edelim isterseniz. Şimdi şuraya bir şey yapalım ve burada bir anahtar mı veriyordu bize? Evet, bir anahtar verecek. Tamam, anahtar aldık. Şimdi buraya giriyoruz. Bakın burada bir değişiklik daha var. Buradan giriyoruz. Şimdi kapıya dikkat. Geriye doğru gidiyoruz ve bir anda kapı kapanıyor. Normalde bu yoktu. Hagiwagi şu an hala orada arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyorum.
Burada yine Kissimmee'nin bir posteri var. Burada bir ufak bulmacamız vardı. Bakın burada yine deney 1006'nın Claw yani pençesini görüyoruz. Şu altta da Wonderful yani harika yazıyor. Hatta ölüm mesajlarından birinde şey vardı. İşte deney 1006 Experiment 1006 Isn't he wonderful yazıyordu. Yani o harika değil mi gibi bir ölüm mesajı vardı. Burada kan vesaire görebiliyoruz. Şu Boogiebot muydu? Boogiebot'un parçası sanırım. Neyse biz buradan bulmacamızı çözelim. Elektriği alıyoruz. Şuradan ilerle. Şöyle devam ediyoruz. Ve burada baktığımız gibi oraya dokunur dokunmaz Huggy Wuggy yok oldu gitti arkadaşlar. Burada başka değişen bir şey yok. Dediğim gibi ben zaten değişen her şeyi size göstereceğim. Mesela şu çok merak ediliyordu. Kırmızı eli aldıktan sonra şu kırmızı ve kırmızı mavi elin olduğu kapının ardında ne var? Burayı da hemen ekleyip göstereyim. Şöyle free cam'e geçtim. Bakın buradan da ilerlediğimiz zaman arkasını görebiliyoruz. Arkasında hiçbir şey yok. Ve burada kırmızı eli aldıktan sonra da geriye dönülmüyor bu arada. Çünkü kapı kapanıyor. Yani geri dönüş yolu kapanıyor arkadaşlar. Yani burada ekstra bir şey yok. Onu söyleyeyim. Onu da merak edenler vardır belki. Hemen şimdi buradan nereye açtık? Şuradan devam ediyoruz. Bakın yine şurada çok enteresan bir şey var. Huggy Wuggy'nin eli var. Orada Huggy Wuggy var mı? Hemen ona bakalım. Şöyle yine ben Free Cam'de ilerliyorum. Free Cam dediğim bu arada serbest kamera modu. Bakın burada Huggy Wuggy var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Huggy Wuggy T-Pose deniyor buna. Bu şekilde burada bekliyor Huggy Wuggy. Ve buradan elini uzatmış durumda. Gerçekten ürkütücü bir halde. Burada ağzını açmış. Huggy Wuggy tabii biraz daha farklılaşmış. Yani grafikleri falan iyileştirildiği için oyunun biraz daha farklılaşmış. Burada ağzının içinde bir ağız daha var gibi böyle bir görüntüsü var. Burada biraz inceleyelim arkadaşlar Huggy Wuggy'yi. Evet orada ağzı falan gerçekten çok çok güzel. Hemen devam edelim ama burada elini yavaş yavaş çekiyordu sonra. Şöyle ilerleyelim ve Huggy Wuggy içeriye doğru kaçtı. Burada bir havalandırma sesi gelecek bu arada şuradan. Korkmayın diye önceden ben uyarmış olayım yine. Burada bu arada geriye doğru baktığımız zaman fragmanda, birinci bölüm fragmanında Huggy Wuggy'nin oradan baktığını görüyorduk. Sonra onu kaldırmışlar. Niye kaldırdılar bilmiyorum. Bu yeni güncellemeden önce de zaten kaldırmışlardı. Herhalde çok mu korkunç oldu öyle bilmiyorum ama onu sonra kaldırmışlar. Bakın arkadaşlar bu arada burada şöyle bir delik var. Bu delik var mıydı önceden? Emin değilim. Bakın burada bir bebek kafası var. Bu tabii bir bebek mankeni aslında ama böyle bir kafa var arkadaşlar ve gözleri falan mavi. Bu var mıydı? Ben çok hatırlayamıyorum. Bu Bron'un kafası galiba yine. Aynen Bron'un kafası. Şu yoktu gibi hatırlıyorum ama çok emin değilim arkadaşlar. Şöyle hemen devam edelim. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkacağım. Yukarıya çıkınca Huggy Wuggy'yi görüyorduk galiba ama ha şurada Huggy Wuggy vardı. Şu anda yok galiba. Şunu buraya takalım. Şöyle takıyorduk. Tamam. Şimdi buradan aşağıya doğru inmemiz lazım. Bak burada yine bir bebek kafası daha var. Görüyor musunuz? Bunlar var mıydı ya? Gerçekten hatırlamıyorum. Şu elleri alabiliyor muyuz? Yok. Bunları alamıyoruz. Şimdi burada 3 tane daha şey almamız lazım. Şu parlayan oraya takacağımız şeylerden almamız lazım. Nerede? Şöyle bir etrafa bakalım. Aha şurada bir tanesi var. Tamam bir. Yukarıda falan olabiliyor. Şuralara bakalım. 3 tane olması lazımdı galiba. Aynen. Ha, şurada bir tanesi. 2. Bir tane daha kaldı galiba. Onu da alalım. Çok uzun zaman olmuştu Chapter 1'i oynamayalı. Gerçekten ben de özlemişim. Buraya tekrar girmek benim için de çok zor. Bir tanesi de burada. Tamam. Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar ve yukarıya doğru çıkacağız ama şurada bir tane de sanıyorum buralarda bir yerde bir de... Aa bir dakika burası hareket ediyor muydu bu şekilde? Aa bunlar hareket ediyor. Bunlar hareket etmiyordu galiba. Ya da bilmiyorum şu an sallıyor da olabilirim. Neyse biz yukarıya doğru devam edelim isterseniz. Şöyle ilerleyelim. Burayı açalım. Şurada bir tane turuncu bir kasetimiz var ama bu arada şurada kırmızı eli aldıktan sonra oraya geriye doğru dönmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Bakın şurada yine Huggy Wuggy gelecek karşımıza. Ona da birlikte bakalım. Şimdi şöyle geliyorum. Orada şöyle yapalım. Şu anda tam burada dondurdum ve Huggy Wuggy'nin olduğu yerde şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu sahneyi bu şekilde görmüş müydünüz daha önce bilmiyorum. Bakın Huggy Wuggy buradan bize doğru bakıyor. Ve bu sadece hani ürkütücü bir şey olsun diyen ama nasıl bakıyor bunu merak ediyor olabilirsiniz. Ben de merak ettim ve sizin için tam bu sahnede durdurdum. Mesela düşerken falan da çok enteresan Huggy Wuggy. Onu da mümkün oldukça göstermeye çalışacağım. Böyle duruyor arkadaşlar. Bunun arkasında falan bir şey yok dediğim gibi. Burası bir boşluk. Burası sadece bir hani ürkütücü bir şey olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Tekrar açalım ve yavaş yavaş o gördüğünüz gibi bir anda oradan gidiyor arkadaşlar. Şimdi hemen şunları takıyoruz. Bunları takınca buradan kırmızı eli verecek bize. Ve kırmızı elle birlikte
Oradan geriye dönüp acaba şey... Ha bak, turuncu gibi bu. Bu turuncu gibi görünmüyor mu? Kırmızı mı bu? Şu anda bu mavi ve kırmızı görünüyordu sanki. Ben yanlış görüyor olabilirim ama. Neyse, o turuncu gibi gördüm ben onu. Şimdi bunu alalım arkadaşlar. Şimdi buradan normalde ileriye doğru gidiyoruz ya. Şimdi merak ettiğiniz şeyi bir deneyelim isterseniz arkadaşlar. Buradan geriye doğru, bir dakika, şuradan geriye doğru gidebiliyor muyuz? Yani o kırmızı ve mavi kapıyı açmak istiyoruz ya. Bak bu arada tekrar orada havalandırmadan gazlar çıktı. Bakalım geriye gidebiliyor muyuz o kırmızı ve mavi elin olduğu kapıya? Hemen onu göstereyim. Bakın burası kapanıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? O yüzden buradan ilerleyemiyoruz. Yansımamız da maalesef yok. Bir hackleyelim, arkasına bakalım. Evet, oyunu hackledim ve şu anda hem mavi hem kırmızı elimle buraya geldim. Bakın şöyle deniyorum. Şu an ikisiyle birlikte burası açılıyor gibi bu arada. Evet, açılıyor gibi arkadaşlar ama açılmıyor. Bunu ben de daha öncesinde bu şekilde hiç denememiştim. Yani buraya geçmemiştim. Sadece kapalıydı. Şu an hackleyerek geldim. Ama bir şey olmuyor. Bir hackleyip arkaya bakalım. Şu anda free cam'e geçtim. Arkada şu an bir şey var mı? Yok, şu anda da bir şey yok. Enteresan. Evet, burası fabrikanın üstü. Ama şu an ikisini birden bu şekilde alabiliyorum. Bu arada oyuncunun kim olduğu da tabii ki görünmüyor arkadaşlar. Serbest kamera modunda. Evet, böyle ama olmuyor arkadaşlar maalesef. Mavi ve kırmızıyı fulleseniz de olmuyor. Neyse, biz geri dönelim, devam edelim. Şuradan turuncu kaseti de bu arada takalım giderken. Yine ben turuncu kaseti de aldım arkadaşlar ve değişen bir şey var mı diye bakıyorum ama yok arkadaşlar. Burada da Huggy Wuggy kutuları ile ilgili bir şey soruyordu. Rich diye birisine, hatta Rich ve Every'di galiba, iki kişi konuşuyordu. Biz şuradan devam edelim şimdi. Bu ikisini açalım. Ha bu arada arkadaşlar, şurada bir şey daha gösterecektim. Onu da göstereyim. Bu açıldı ama bakın şurada bir şey var. Bir delik var. Bu delik sanıyorum yoktu. Buradan içeriye girilmiyor ama bu delik arkadaşlar daha önce bir tane çizgi roman gibi bir şey yaptılar. O çizgi romanda Banzo Bunny miydi? Birisi bir delikten içeri atlıyordu. Burası orası olabilir. Bir hackleyip bakalım bakalım şeyle, free cam'le. Şöyle aşağıya doğru inelim. Buradan bir yere inilmeyecek ama gene de bir bakalım yani bir şey var mı? Yani bir detay daha eklemişler midir acaba? Pek zannetmiyorum. Yok, buraya böyle bir şey yapmışlar ama ne olduğu belli değil arkadaşlar. Biraz daha insek. Yok, biraz daha inince direkt haritadan çıkmış oluyoruz. Bir de burada yine bir şey daha var. Onu da göstereyim. Şurada dikkatimi çeken bir şey daha var arkadaşlar. Şurada bir Cat Bee'nin parçası. Burada da bir göz var. Bu göz de Bron'un gözü mü yoksa başka bir göz mü bilmiyorum ama bu göz var mıydı ya da burada Cat Bee'nin parçası var mıydı bilmiyorum. Bunları da siz yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen devam edelim. Şöyle ilerleyelim. Bir dakika, nereye gel? Ha, burada bir tane şey vardı. Bulmacamız vardı arkadaşlar. Bulmacamızı şuradan yukarı çıkıyoruz. Şuraya şöyle geliyoruz. Buradan aşağı atlıyoruz. Sonra buradan buraya dokunuyoruz. Çok kolay bir şekilde geçiyoruz. Burada yine bir ses gelecek. Alarm sesi miydi? Bir şeyler geliyordu. Onun uyarısını yapmış olayım yine. Korkmayın arkadaşlar. Ya da yanlış mı hatırlıyorum? Belki de yanlış hatırlıyorum. Beni otomatik olarak yukarı mı çıkarıyor? Evet, otomatik. Yok, yanlış hatırlamıyorum ya. Burada bir yerdeydi. Aynen. Tamam, devam ediyoruz. Buralarda bir şey var mı? Bu beni otomatik olarak götürüyor. Konveyör mü deniyordu? Konveyör mü deniyordu? Bir şey deniyor ya bunlara, hani böyle otomatik olarak ilerliyor bantlarda. Ve buradan Make a Friend makinesinin olduğu yere doğru iniyoruz arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru bakınca burası bu kadar net görünüyor muydu? Çok emin değilim. Bu arada ben oyunun ışığını fullledim. Söylemiş miydim bilmiyorum. Biraz karanlıklaşmış oyun çünkü. Şimdi şuradan bir yukarı çıkacağız önce. Burada yine bu Chapter 3'te gideceğimiz Playcare ile ilgili evlat edinme projesiyle ilgili bir poster var. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Ha, burada yine bir tane şey vardı. Pembe bir kasetimiz vardı. Bu pembe kaset de bu arada, ha şuradaydı pembe kaset. Bak şurada. Bu pembe kaseti de takalım. Değişen bir şey yok ama Stella Graeber ile ilgili. Stella Graeber Poppy'nin seslendirmeniyle aynı kişi seslendirdiği için acaba Stella Poppy mi demiştik ama sonra öyle olmayabileceğine dair de yine teorilerimiz vardı. Stella hiçbir zaman ölmek istemeyen, ölümü çok sevmeyen bir arkadaşımızdı çünkü. Bu taraftaki herhalde. Sonra bu. Tamam. Şöyle bence. Bunu da buradan dokunamıyor muyuz? Tamam. Oldu mu? Sanırım başardık arkadaşlar. Make a Friend makinesinde uzun zaman sonra canlandırdık ve aşağı doğru atlıyorum. Evet. Orada hala bu arada kaset devam ediyor. Tabi grafikler falan güncellenmiş. Onlara çok bakmıyoruz arkadaşlar. Burada yine Make a Friend makinesi. Bastığım zaman çalışıyor. Daha önce bu arada Huggy Wuggy'nin olduğu sahnede Huggy Wuggy ile ilgili bir şey bölümü de vardı. Şarkı çalan bir bölüm vardı. Onu çalmadım.
Burayı yine bir freecam'le gezelim isterseniz. Burası güzel bir yer çünkü şöyle bir gezelim. Bakın yukarıda yine oyuncakların yapıldığı bir, daha doğrusu o işte konveyör mü deniyordu neydi, o sistem üzerinden aktığını görüyoruz. Havada partiküller var bak tam burada. Ama burada oyuncaklar falan akıyor. Gerçekten çok çok güzel bir yer. Burada aşağıya doğru devam ediyor bu arada. Ne kadar devam ediyor bilmiyorum. Böyle inelim. Evet, buradan sonrası karanlıklaşıyor. Buradan sonra çok devam etmenin bir anlamı yok. Şöyle hemen geriye doğru devam edelim. Burada herhangi başka bir şey sanıyorum yok arkadaşlar. Şimdi Hagiwagi'nin olduğu sahneye doğru geçeceğiz. Ve Hagiwagi sahnesinde ben Hagiwagi'yi yok edeceğim. Ekliyoruz ya oyunu. Hagiwagi'yi yok edeceğim ve daha sonra o duvardaki yazıları da göstereceğim size. Çünkü çok enteresan yazılar var arkadaşlar. Sonra limona geçeceğiz. Limonu da göstereceğim. Çok enteresan şeyler eklenmiş ve bu oyunun gizemleriyle de çok ilgili. Hatta yeni karakterle ilgili olabilecek bir simge de var. En son durunca mı alınıyor? Neyse tamam evet aldık. Şimdi bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Burada şimdi Hagiwagi çıkacak karşımıza. Bilmeyenler varsa korkmasın diye söyleyeyim. Kimse herhangi bir oyuncak olmadan buradan ayrılamaz diyor. Yalnız var ya bu gerçekten inanılmaz korkunç bir sahneydi. İlk oynadığım zamanı hatırlıyorum da buradan çıkmaya çalışırken bir anda Hagiwagi üstümüze doğru geliyor. Bakın şimdi. Evet böyle bir şey. Bir Hagiwagi'den bir tane bilerek jump scare yiyeceğim. Çünkü değişiklik, grafiklerde değişiklik var ya. Bir görelim arkadaşlar. Biraz sesi yüksek gelebilir ama şöyle bilerek jump scare yiyelim. Bakalım nasıl olmuş. Grafikleri sanki bir tık daha iyileştirilmiş gibi. Yani tam da çok da fark edilmiyor ama onları içeri girmelerine izin verme diyor bu arada buradaki ölüm mesajında ve get up yani uyan diyor. Şimdi Hagiwagi kovalamaca sahnesi. Hagiwagi'yi buradan alıyoruz arkadaşlar ve Hagiwagi kovalamaca sahnesinde size yazıları falan göstereceğim. Hagiwagi'yi falan yok edeceğiz bu arada. Yani hack'le yok edeceğiz. Yok edeceğiz dedim gerçekten yok edeceğiz. Bakın burada bu arada kalıyordu. Burada bir yerde bir bug'ı vardı bunun. Aynen bak burada girince duruyor görüyor musun? Bak burada kalıyor. Bak burada kaldı mesela. Orada bir kutuyu falan yok etti. Neyse biz yolumuza bakalım şimdi. Şuradan devam edeceğim. Şöyle ilerliyorum. Evet burada şimdi Hagiwagi karşımıza çıkacak. Onu bir yok etmemiz lazım. Tam şuradaydı galiba. Tam burada durdurdum. Hemen şuradan Hagiwagi'yi buradan yok ettim arkadaşlar. Ve buradan şimdi devam edebiliriz. Şimdi şuradaki yazılara falan bir bakalım. Danger tehlike yazıyor. Buradan yine don't. Yani ilerleme gibi bir şey diyor. Starving açlıktan ölmek üzere anlamında kullanılır. Starving çok açım. I am so hungry. Açlıktan ölmek üzereyim. Bunlar yazıyor. Burada hayır var. Hayır yazıyor. Yine hayır yazıyor. Bakın burada çok enteresan bir şey var. Elliot Ludwig'den bahsediyor sanırım. Elliot leave her to die. Yani onu ölüme terk etti gibi bir şey yazıyor. Elliot diyor arkadaşlar. Dur yazıyor burada. Elliot onu ölüme terk etti dediği acaba Poppy'den mi bahsediyor bilmiyorum. Herhalde Poppy'den bahsediyor. Burada yine çok açım diyor. Tamam. Burada başka bir şey var mı bakalım. Stop dur. Tamam. Burada yine geri dön diyor. Devam edelim. Aşağı doğru atladım ve buradan soldan geliyordu galiba. Şöyle durdurdum arkadaşlar. Tam Hagiwagi bizi yakalamak üzereyken bunu yine yok edelim. Şuradan bastım ve bunu da yok ettim. Şimdi rahat rahat buradaki yazılara da bakabiliriz. Bakın burada kötü yazıyor. Bad yazıyor. Bu arada Hagiwagi'nin indiği yerde burası. Burada bad yazıyor. Başka dur yazıyor yine. Şurada kan mı akan acaba bilmiyorum. Yok değilmiş. Kırmızı boya gibi bir şey herhalde. Burada yine çok açım diyor. Bakın I am so hungry. Çok açım. Danger tehlike yazıyor. Evet burası yine danger. Tehlike anlamında. Başka bir şey var mı? Stop. Bakın burada bir yerde bu arada çok enteresan bir şeyden daha bahsediyor. Onu da göstereceğim. Yeni karakterle ilgili olabilir. Don't yani yapma. Danger, tehlike. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Onu ölüme terk etti diyor yine. Leave her to die. Dur. Onu ölüme terk etti gibi bir şey diyor. Şurada dur yazıyor. Enteresan. Burada başka bir şey var mı? Çok açım. Elliot yazıyor. Bakın görüyor musunuz? Elliot çok açık bir şekilde. Açlıktan ölmek üzereyim diyor burada. Burada yine açlıktan ölmek üzereyim anlamına gelen starving yazısını görebiliyoruz. Burada yukarıda bir şey var gibi ama yok bir şey. Tamam. Burada değişik bir şey var mı? Geri dön. Çok açım. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Burada yine dur yazıyor. Ama farklı renklerde dikkat ettiyseniz o enteresan. Sanki ilk başta o Clayton Cove çalışanları mıydı bilmiyorum. Hani hackleyip altta bakmıştık ya 4 tane resim vardı. O resimdeki gibi 4 farklı renk mi bunlar acaba bilmiyorum. Belki de o çalışanlar yazdı. Burada yine Elliot yazıyor. Çok açım diyor. Hayır gitme. Don't. Hayır anlamına geliyor. Yapma anlamına geliyor. Stop. Dur. Yapma. Açlıktan ölüyorum. Falan. Don't.
yapma. Burada yine bad yazıyor, yani kötü yazıyor arkadaşlar. Burada bir şey yok. Şurayı bir hackleyip bakalım. Şöyle bir gidelim gene, merak etmiş olabilirsiniz belki. Burada herhangi bir şey yok. Haritanın dışına çıkıyor. Bak burada bir Hagi Wagi var gene. Görüyor musunuz bak, bu Hagi Wagi'ler buralarda duruyor arkadaşlar. Siz buraya doğru ilerleyince o da buradan çıkıyor. Aslında birden çok Hagi Wagi var yani oyun içerisinde. Hani normalde bir Hagi Wagi var da grafiksel olarak birden çok Hagi Wagi eklemişler. O Hagi Wagi'ler de sırayla karşımıza çıkıyor. Şuradan şimdi devam edelim. Böyle ilerleyelim. Böyle gidiyorum. Burada bir şey yoktu. Burada ne var? Burada yine tehlike falan yazıyor. Biraz ileride değişik bir şey vardı sanırım. Evet, burada bir şey var. Şunu da yine durdurup alalım, yok edelim. Bunu da yine yok ediyorum arkadaşlar. Şimdi rahat rahat buradan da ilerleyebiliriz. Bir dakika, buradan ilerlersek nereye gidiyoruz bu arada acaba? Ona bir bakalım mı? Evet, burası haritanın dışına gidiyor. Hagi Wagi'nin geldiği yer. Biz buraya gitmeyeceğiz. Burada yine stop, yani dur yazıyor. Başka bir şey var mı? Kötü yazıyor, bad yazıyor. Tamam, stop. Onu ölüme terk etti. Kötü. Farklı bir şey var mı? Evet, burada yine tehlike, tehlike yazıları var. Bunlara normalde bakamıyoruz ya, o yüzden. Çok açım. Açlıktan ölmek üzereyim. Geri dön. Kötü. Geri dön. Hayır. Don't. Gitme. Onu ölüme terk etti. Bakın arkadaşlar, burada enteresan bir şey var. Bakın, tam burayı diyordum işte. Şurada şöyle bir şey var. Görüyor musunuz? Bakın, bu örümceğe benziyor biraz. Acaba burada, hani birinci bölüm ya bu. Bunu yeni eklemişler büyük ihtimal. Bu acaba ikinci bölümdeki Mami Longlegs'den mi bahsetmek için bunu eklediler? Yoksa üçüncü bölümdeki yeni bir karakterle ilgili bir şey olabilir mi? Çok enteresan ama böyle bir şey eklemişler. Örümceğe benzer bir şey var arkadaşlar. Yine buradan geri dön diyor. Burada başka bir şey var mı? Geri dön. Farklı bir şey yok arkadaşlar. Açım. Açlıktan ölmek üzereyim. Kötü. No. Hayır. Falan diyor. Buradan devam ediyorum. Elliot yazıyor yine. Açım. Dur. Gitme. Açlıktan ölmek üzereyim. Falan filan yazıyor. Burada başka bir şey var mı? Başka bir şey yazmıyor arkadaşlar. Ve buradan aşağıya doğru atlayacağız sanırım. Bakalım. Evet. Buralara ben baktım hepsine bu arada. Herhangi farklı bir şey yazmıyor arkadaşlar. Tekrar yine şöyle bakıyorum sizinle birlikte ama başka bir şey yok. Şimdi şuradan aşağıya doğru atlayalım. Şimdi şuraya bir bakalım. Burada bakın Hagi Wagi geliyordu ya. Şurada bir yine Free Cam'i alalım. Bakalım Hagi Wagi orada nasıl görünüyor ya da görünüyor mu? Evet, şu anda aslında Hagi Wagi falan görünmüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hagi Wagi normalde görünmüyor ama bir anda karşımıza çıkıyor. Şimdi şunu çekeceğim. Sonra tam şurada durdurdum. Tam şurada bir durduralım. Şurada arkadaşlar bakın, tam düştüğü sahne biraz yalnız böyle garip bir şekilde düşüyor ama şuradan şimdi hareket ettireceğim. Bakalım nereye doğru düşüyor, onu görelim. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, şu an gidiyor. Boşluğa doğru gidiyor Hagi Wagi. Gidiyor. Ben de gidiyorum onunla birlikte. Bak, haritanın dışına kadar çıktık. Şu an Hagi Wagi nereye kadar gidiyor diye düşünüyor olabiliriz. Buraya kadar gidiyor böyle. Burada boşlukta kalıyor. Tabi bu oyuna hacklediğimiz için gördüğümüz bir şey. Normalde görülecek bir şey değil aslında. Ama en azından hani yok olmuyor. Bir yerde gene kalıyor arkadaşlar. Yani çok enteresan bir şekilde kalmış. Evet, şöyle şimdi dönelim buradan. Burada çok 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 enteresan bir şey var. Bakın şimdi size bu çok 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 enteresan şeyi göstereceğim. Nerede o? Şu aşağıda bir yerde bir tane limon var arkadaşlar. Bayan limon aklıma geldi hatta görünce. Şöyle bir ilerleyelim. Burada mıydı? Buralarda bir yerde bir limon var arkadaşlar, yerde. Hani diyeceksiniz ki limon ne alaka, niye limon var diyebilirsiniz. Çok haklısınız, ben de aynısını söyledim. Limonu yanına falan ineceğiz bu arada. Bir dakika, şu kaseti bir şuradan takalım. Bir dakika, buraya gitmeyeceğiz. Şuraya bir kaseti de takalım. Kasetleri en azından takmış olalım yani. Tamam, şimdi böyle gittim. Bakın şu aşağıda görüyor musunuz, bir tane limon var arkadaşlar. Şimdi o limonun yanına doğru gideceğiz. Nereden gideriz? Şuradan bir yerden. Şöyle oraya doğru gidebilir miyiz? Oraya bir gidelim, limonun yanına bakalım. Şuradan gidebiliriz herhalde. Şöyle atlayamıyoruz ama hackleyeceğim. Evet, şu anda limonun yanına geldim arkadaşlar, oyuna hackleyip. Bakın çok enteresan. Bildiğiniz koskoca bir limon var burada. Bakın şöyle yakından detayına bakalım. Şimdi bu limon acaba biraz önce hani bir örümceğe benzer bir karakter gördük dedik ya. O biraz böyle limonu da andırıyor. Acaba 3. chapter'da 3. bölümdeki bir karakterle ilgili bir şey olabilir mi? Pek zannetmiyorum ama... Yani bunu sırf geyik olsun diye mi eklediler? Çünkü çok enteresan, bakın. Tıklıyorum limon. Üstüne. Duydunuz mu? Bakın bir daha tıklıyorum. Limon?
Limon diyor bu arada. Normalde İngilizce'de lemon diye geçiyor biliyorsunuz ama burada Türkçe şekilde ya da belki farklı dillerde de limondur. Limon diyor yani, enteresan. Bak. Limon? Bildiğiniz limon diyor. Birazdan bir ölüm mesajı var, onu da alacağız. Orada da yine limon falan yazıyor. Bu arada burada tabii normalde inebildiğimiz bir yer değil bizim arkadaşlar. Başka herhangi bir şey var mı diye de bir bakalım mı? Şöyle bir bakalım isterseniz. Bu arada bunu eğer beğendiyseniz, hani farklı yerlerde böyle oyunu hackleyip gezme olayını beğendiyseniz, bunu belki Chapter 2 için ya da yeni gelecek Chapter 3 için falan da yapabilirim. Beğendiyseniz mutlaka like atın ve yorumlarda yazın arkadaşlar. Buralarda herhangi başka bir şey var mı diye bakıyorum ama farklı bir şey yok. Burası zaten aşağısı boşluk. Bakın şimdi limon üstüne durmadan tıklayacağım ve bir ölüm mesajı alacağız. Bakın arkadaşlar, onu da göstereyim. Ve limonun yarısı farklı bakın. Yarısı daha böyle noktalı şu bölüm. Alt bölüm biraz daha farklı. Şimdi durmadan tıklıyorum. Limon. Farklı bir şekilde limon diyecek ve ölüm mesajı alacağız. Bakın dikkatle dinleyin şimdi. Limon. 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 Duydunuz mu arkadaşlar? Limon gibi böyle biraz daha değişik bir şekilde söyledi. Limon soru işareti. Ve sonra limon gülme işareti. Çok enteresan ama yani oyunun içerisine bugüne kadar hiç böyle sırf geyik olsun diye, insanlar gülsün diye böyle bir şey eklememişlerdi. Bunu tamamen sizce geyik olması için mi eklediler, yoksa gerçekten de, bu arada burayı tekrar geçmemiz gerekiyor galiba. Şöyle bir hemen hızlıca normal modda geçelim. Gerçekten sizce geyik olsun diye mi eklediler, yoksa acaba bir gizemi falan var mı arkadaşlar? Yani tahminlerinizi yorum kısmına yazın. Bence bir şeyle ilgili olabilir. Yani sırf geyik olsun diye böyle bir şey eklemiyorlar dediğim gibi. Yani biraz garip geldi bana. Anlayamadım neden böyle bir şey eklediklerini. Gerçekten çözemedim. Ama yani 3. bölüme zaten çok fazla zaman kaldığını düşünmüyorum. Artık 3. bölümde bunu çözeceğiz diye tahmin ediyorum. Buradan nereye gidiyorduk vallahi hiç de hatırlamıyorum ki. Şöyle mi gidiyorduk? Ha, böyle gidiyoruz herhalde. Doğru mu gidiyorum şu an bilmiyorum. Herhalde doğru gidiyorumdur diye düşünüyorum. Böyle gideceğim galiba. Aynen, arkamızda mıydı burada? Evet, arkamızda, çok da yakında. Şuradan şöyle devam. Tamam, şimdi hızlı bir şekilde bir de son bölüme gelmek istiyorum. Tamam, burada şöyle bir yer var. Burada biraz grafikleri sanki garipleşmiş mi ya? Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Biraz sanki kötü mü grafikleri burada ya? Biraz acayip yani. Öyle değil mi? Işıktan mı acaba? Ben ışığını biraz fazla açtım. Belki de ondan da olabilir tabii. Neyse, şimdi hemen hızlı. Aa, orada kapı bir anda kapanmadı yalnız. Ne? Bu arada burada biz de düşüyoruz ya. Bizim direkt olarak biz de mi düşüyorduk? Öyle miydi burası? Neyse, düştü. Tamam. Şimdi biz şeye doğru gidelim. Limona gitmeyelim bu sefer. Limon eklemişler yani oyuna. Çok enteresan. Şöyle bir devam edip bir de Poppy'nin olduğu bölüme doğru gidelim. Çok değişik şeyler eklemişler ya. Gerçekten yani oyunun içerisinde bu kadar değişik gizem eklemeleri bana garip geldi. Bakın burada yine o koridorun içerisinde görmüş olduğumuz şeyleri görüyoruz. Run yani koş, hayır, dur, geri dön, tehlike falan gibi yazılar var. Yani buraya sakın girme diyor. Hep bütün oklar dışarıya doğru. Ve o şeydeki havalandırmanın içindeki yazılarda mesela fosforlu yeşile benzer, fosforlu yeşil değil de turkuaza benzer renkler de vardı. Burada yok. Bu arada kapının üstünde bir şeyler mi yazıyor diyeceğim. Yok, çizik onlar sadece. Burada yine Catby, Bron, Boogiebot falan, bunları görüyoruz. Bunlarda sanırım bir değişiklik yok. Grafiksel olarak da bir değişiklikler vardır da başka bir değişiklik yok. Devam edelim şöyle. İlerliyoruz. Şöyle gidelim. Bakalım. Burada bir değişiklik var mı? Burayı çok detaylı incelemedim bu arada ben de. Buraya ben de çok detaylı bakmadım. Şu anda ilk kez sizinle bakacağım. Böyle bir at, oyuncak tahta at var mıydı? Vardır herhalde. Evet, burası da Chapter 2'ye açılan yoldu. Burası devriliyordu Chapter 2'nin başında. Bu kapıdan da devam ediyorduk diğer tarafa. Şu anda ne var merak ediyorsanız ona da bakalım. Şöyle hackleyip Freecam'dan devam edelim. Tabii ki o zaman daha birinci chapter'da burası yok arkadaşlar. Ama ikinci chapter'a başlayınca buradan, bu kapıdan buraya doğru devam edebiliyoruz. Evet, buradan Poppy'nin olduğu bölüme doğru ilerliyorum. Başka değişen bir şey sanırım yok. Burası çok rahatlatıcı ve huzur verici bir yer. Yani müzik olarak falan, ama tabii yani gerçekte böyle bir şey olsa gidip de şunun kapısını niye açasın? Ne gerek var öyle şeylere? Yapmazsın tabii ama sonuçta oyunun içerisindeki rahatlatıcı yerlerden bir tanesi. Ve buranın da kapısını açınca bakın ne oluyordu? Gözlerini açtı ve
Dedi ki, you opened my case, yani kasamı açtın, beni kurtardın anlamında bir şey söyledi Poppy ve bu şekilde birinci chapter bitiyordu arkadaşlar. Umuyorum bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi biraz hem hackleyip birinci bölümde daha öncesinde belki de görmemiş olabileceğiniz yerleri göstermek istedim. Hem de yeni güncelleme ile eklenen, özellikle belki yeni karakteri ifade eden o örümceğe benzer bir şekil vardı. Yine aynı şekilde yazılar vardı ve limon vardı başlı başına. Yani sizce bunlar niye eklendi? Benim de tahminim bunların sadece espri olsun diye eklenmesinden biraz daha fazlası olabileceği. Belki limonu espri olarak eklemiş olabilirler bu arada ama yani bugüne kadar da hiç böyle bir şey eklemediler. O yüzden şu anda bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak? Bunu artık 3. bölümde göreceğiz. Dediğim gibi eğer bu tür videoların devamını isterseniz hem Poppy Playtime hem de böyle hackleyip işte görünemeyen yerleri gördüğümüz videoların devamı için aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Ve bol bol da yorumlarınızda destek bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı da tek tek okuyup kalp bırakmaya çalışacağım. Şu an ekranda tüm Poppy Playtime videolarımın olduğu listeyi ve en son yüklediğim videoyu da görebilirsiniz. O videoları da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.